Şimdi sizlere Saadettin Tantan rüzgarını anlatacağım. Ki rüzgar da değil, fırtınası. Yani fırtına da değil, kasırga. İstanbul'daki fuhuş sektörünü havlaç pamuğu gibi attı. Kulakları çınlasın Saadettin abi. İstanbul'da, Sirkeci'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü vardı. Eskiler bilir. Meşhur Sansar Yanan. Burada Ahmet abi vardı, gazeteci. Polis muhabiri Ahmet vardır. Hemşerim oluyor. Beni de çok severdi. Akşamları gazinoda çalışırken gündüzleri de Ahmet abinin yanına takılmaya başlamıştım. Asistan olarak Emniyet Müdürlüğü'nde. O zaman Saadettin Tantan devrinde İstanbul'un Şirin Evler, Kanarya, Menekşe, Çekmece, bütün sahil boyları böyle portatif randevu evleri vardı. Hem gazino hem randevu evi. Cem Oteller vardı Ataköy'de. Bunlar hepsi randevu eviydi. Yani Cem Oteller biraz daha gizli saklı randevu evi gibiydi ama Cem Otellerinki işte dışarıdan getiren oraya getirdiği bayanı oraya götürüyordu Cem Oteller'e. İstanbul'un Aksaray bölgesi, Beyoğlu'nun her sokağı aşağı yukarı, Maslak, Otosanayi, Hacı Osman Bayır'ın oradaki ormanlık alanlar, her yer randevu olmuştu. İstanbul'da, Beyoğlu'nda inanın oradaki büfeler, iş yerleri yani bu tür gıda üzerine çalışan iş yerleri gündüz yaptıkları cironun akşam 5 mislini yapıyorlardı. Çünkü bütün Türkiye yani yakın vilayetler İstanbul'a parayı alan, parayı bulan Beyoğlu'na geliyordu. Her yer randevuydu. Yani hilafsız şöyle bir şey diyeyim ben size. Beyoğlu'nda belki de en az 500 tane randevu vardı. Gayri resmi, şey hariç, yüksek kaldırım hariç, yüksek kaldırımdaki Alageyik Sokağı hariç yani orası resmi randevu. Bunlar gayri resmi. Rumların terk ettiği, gayrimüslimlerin terk ettiği evleri giriyorlar kapıyı kırıp. İçerisini ya kumarhane yapıyorlardı ya böyle oda oda bölmüş randevu yapıyorlardı. Akın akın yani her akşam böyle sanki bayram yeri gibi. Tıklım tıklım Beyoğlu. %90 gelenlere %90'ı bu randevulara geliyordu. Yani ipin ucu kaçmıştı İstanbul'da. 1900 herhalde tahmin ediyorum 75-76 seneleri Milliyetçi Cephe yani MC dediğimiz Milliyetçi Cephe hükümeti kuruldu. Yani Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi üçü beraber anlaşıp bir koalisyon oluşturdular. İçişleri Bakanı olarak da Korkut Özal dönüşümlü olarak Oğuzhan Asiltürk İçişleri Bakanlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı Milli Selamet Partisi'nin uhdesinde olunca İstanbul'da Aşağı İş Şube Müdürlüğü'ne yani ekipler amirliğine Saadettin Tantan'ı getirdiler. Saadettin Tantan müthiş bir ekip kurdu. Yani yanındaki ekip arkadaşları hepsi böyle 1.90 boyunda sırım gibi delikanlılar. Ve İstanbul'da tozunu atmaya başladılar gayrimeşrunu. Mesela şöyle ben birkaç tanesini anlatayım size. Ben tabii dolaşıyorum yanlarında. Her akşam Beyoğlu'nu havlaç pamuğu gibi atıyorlardı. Meşru gayrimeşru. Akşam saat 11'den sonra her yer kapanacak diye bir şey getirdi Saadettin Tantan. O büfeler, lokantalar, şunlar bunlar hepsi kapalı. Kapamayanlar dışarıda meydan dayağı. Ekipler tarafından. Mesela bir tanesine şahit oldum. Karadenizli bir büfeci. İşte 11'de kapanacak. Uyanıklık yapıyor kendine göre. Kepengi indiriyor. Alttan satış yapıyor. Hep de alışmışlar yani. Gündüz iş yok. Yalnızca akşamları iş yapıyorlar. Büyük de para kazanıyorlar. Ne oldu? Abi işte temizlik yapıyoruz. Kim yer bu temizlik yapıyoruz şeyini? Pat yatırıyorlar. Pataküte pataküte odunlarla dövüyorlar. 5-10 odunlarla. Randevulara dalıyorlar. Randevuna bir dalıyorlar. Arkadan don gömlek millet şeyde. Dışarıda caddelerde. Böyle bir devam etti. Bu arada Beyoğlu'nu yavaş yavaş halletmeye başladı. Şöyle 1-2 ay içerisinde Saadettin Tantan ama bu arada şey var. Şirin evler var. Şirin evler de şimdi parayla alınacak yerler değil. Şimdi artık lüks binalar falan oluştu şirin evlerde. Oralar komple randevu eviydi. Yani altı gazino tarzı çalışan, restoran tarzı çalışan müzikli yer. Üstü de fuhuşhane. Öyle yerler. Hatta şöyle bir şey, bir hatıramı anlatayım size. Amcam ameliyat olacak. Rahmetli babam İzmir'e gitmesi gerekiyor. Baba dedim gel dedim seni dedim ben dedim bırakayım şeye havaalanına Yeşilköy'e. Aldım rahmetli babamı. Ben dedi o zamanın evinde 124 Murat'ım var benim. Bindik arabaya. Başladık şeye doğru gitmeye. Hani daha gün ağarmamış. İlk uçağı almışız babama bilet. Ama böyle 5-6 sıraları. Yolda giderken Londra asfaltında bir karaltı gördük. Geçtik ama bayağı bir şöyle bir 500-600 metre geçtik. Allah Allah dedim. Baba dedim ya bir şey gördün mü dedim. Yerde birisi vardı sanki falan dedim. Ben de sanki öyle bir şey gördüm dedi. Ben geri vitese taktım. Geri geldim. Bir baktım yerde birisi yatıyor. O ara şak polis jipi geldi. O zaman araba şey taksi falan yok. Jip olarak. Polis jipi geldi. Adamı gördüler. Adamın ağzından böyle kanlar fışkırıyor. Polis bana dedi ki alın dedi bunu hastaneye götürün. Dedim abi dedim ben götüremem hastaneye.
Babamı uçağa yetiştirmem lazım. Ameliyatımız var dedim şeyde İzmir'de. Ne demek götüremem? Götüreceksin falan. Bu şeydir işte. Mecbursunuz. Kanun olarak da öyle galiba. Biz polisle bir ufak bir sürtüşme yaşadık falan. Ben dedim ki yani sen dedim niye abiciğim burada dedim buna araba falan çarpmamış. O pavyonlarda dövüyorlar. Ölmeye yakın adamı atıyorlar caddeye. Araba çarptı gitti. İnanır mısınız o şeyde Saadettin Tantan buraya başladı vurmaya. Şirin evlere. Şirin evlere vurmaya başladı. Her yeri kapatıyor. Her akşam basıyor şirin evleri. Her akşam oradaki randevularını. Her akşam basıyor. Tabii ki millet rahatsız oldu. Yani daha sonraki sürede size anlatacağım olay var. Florya Güneş Moteli'nin olayını anlatacağım size. Daha bir 3-5 dakika sonra. Burayı her akşam basmaya başladı. Şimdi burası da yetmiyor. Jandarma bölgesi var. Maslak. Komple jandarma bölgesi. Buralar randevu kaynıyor. Bütün o gördüğünüz koruluklar falan o zaman Maslak, Dört Levent falan böyle gökdelenler falan yok. Her taraf kenarlar şey. Koruluk. Şey var. Ağaçlık maaçlık ağaçların arasına randevuları kurmuşlar. Sanayi var. Dört sanayi. Dörtüncü Levent'te otosanayi var. Otosanayinin içine bir bina kiralamışlar. Orayı genel ev yapmışlar. Şakır şakır çalışıyorlar. Şimdi jandarma bölgesini basamıyorlar. Saadettin Tantan buna da bir çözüm buldu. Akşam müşteri gibi gidiyorlar randevuna. Basıyorlar, anons ediyorlar. Hemen otobüs geliyor. Topluyor oradaki kadınları, kadınları. Hepsini götürüyor şeye. Hastaneye, Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne. Sepetliyor müşterileri. Bu arada ben size şöyle de bir şey söyleyeyim. Eskiler de bilir. Hani eskiden bu camianın içerisinde olanlar bilir. O jandarma bölgesindeki komutan Tantan basıyor diye o randevunun kapılarına asker nöbetçi dikti. Yani böyle bir enteresan bir ülkeydi memleketimizin hali. O devirleri beğenmeyenler, yani şu devri beğenmeyenler o devri yaşamamışlar da bilmiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Türk askeri genel evin kapısında nöbet bekliyor. Komutan git git diyor şurada bekle. Polis gelirse haber ver gibi. Yani Saadettin abi Allah baba gibi atıyor. İnanın Maksim'i bastı. Divan Oteli'ni bastı. Büyük kulübü bastı kumar oynarlarken. Herkesi attı dışarı. Vallahi hiç dinlemiyor kimmiş diye. Arkasında koskoca Milli Selamet Partisi var. İçişleri Bakanı yürü dediler buna. Tamam mı? O zaman işte ya Korkut Özel ya Oğuzhan Asiatürk ikisinden biriydi. Yani dönüşümlü yaptılar zaten. Uzun lafın kısası şöyle bir şey diyeyim size ben. Saadettin Tantan her şeyi yaptı. Gayrimeşruyu engellemek için. Akşamları kumarhanelerden, genel evlerden topladığı insanları otobüslere doldurdu. Akşam gece kilyosa don gömlek bıraktı herkese. Kadınları attılar şeye, Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne. Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne attılar ama Zührevi Hastalıklar Hastanesi de orası da bir enteresan bir yerdi. Kumkapı'da. Yanında da Can Can Çay Bahçesi var. Bütün pezevenklerin takıldığı Can Can Çay Bahçesi. Kadınları topladıkları zaman randevu evlerinden pezevenkler orada sabahlıyorlar. Rüşvetle müşvetle kadınları çıkarıyorlar dışarıya. Hiç muayene olmadan rüşveti veren çıkıyor. Tantan çalışıyor, götürüyor Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne. Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nin başhekimi alıyor rüşveti. Kadınları sağlam diye muayene etmeden salıyor dışarıya tekrar. Yani büyük paralar dönüyor, öyle böyle değil. Şimdi tabii Tantan herkesi böyle şey yaptı, rahatsız etti. Adam, ilk geçenki bölümde anlattım. Mesela Maxim Gazinosu'nda. Maxim Gazinosu'nda o dönemin valisi gazinoda misafirleriyle eğlenirken gazinoyu bastı. Valinin masasını ayağa kaldırdı, aradı. Fahrettin Aslan'ı gazinonun ortasında dövdü. Anlatabiliyor muyum? Bir araba sopa attı Fahrettin Aslan'a. Tekme tokat. Ama bu Saadettin Tantan'ın bu tür icraatları herkesi rahatsız etti. Bu arada tabii ki Saadettin Tantan'ın bu tür icraatları hani Ankara'daki büyükbaşları rahatsız etmeye başladı. Bu arada meşhur bir şey patladı. Florya Güneş Motel olayı. 11 tane milletvekili Adalet Partisi'nden Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve hükümet dağıldı. Dağılınca 11 tane milletvekiliyle yani bir milletvekili fazlayla Bülent Ecevit hükümet oldu. Hükümet oldu. Ne oldu biliyor musunuz? İlk yaptığı şey Saadettin Tantan'ı görevden aldı. Ve Saadettin Tantan gibi aktif bir polisi, vatansever bir polisi aldı Sultanahmet'e turizm polisliğine verdi. Yani düşünebiliyor musunuz siz? Saadettin Tantan ve turizm polisliği. Yani git gel Konya 6 saat. Sultanahmet'e gidiyor kahve içiyor Saadettin Tantan orada. Bu arada o da yetmedi. Aldılar Giresun'a verdiler. Giresun'dan aldılar Tekirdağ'a verdiler. Saadettin Tantan efsanesini maalesef bitirdiler. Bu 11 tane milletvekilinin bir tanesi Mataracı, işte Hilmi Üçgüzar, ya bir de Doğulu birkaç tane milletvekili vardı. Bu milletvekillerden birkaç tanesi Şirin Evler'deki randevularını kurtarmak için istifa ettiler. Düşünebiliyor musunuz siz? Yani mecliste kimler var? Kaçakçılar, işte randevuliciler, gizli yani perde arkasından randevularını çalıştıranlar meclise girmiş. Yani Mataracı zaten cezaevine attılar. Yüce Divan'da yargılandı. Hilmi Üçgüzar aynı şekilde falan. Yani 11 tane milletvekili sözüm ona
Türkiye'yi kurtaracağız diye girdiler. Berbat ettiler. Ondan sonra diyorlar ki CHP niye iktidar olamıyor? Al işte daha önce örnekleri var burada. Anlatabiliyor muyum? Sen çalışan adamı alıyorsun görevden. Çünkü herkes rahatsızdı şeyden. Hani kim memnun olur? Beyoğlu, Genelev kaynıyor. Her sokağın kendine ait kanunu vardı. O sokakta, pavyonda adam hesaba itiraz etmiş. Alıyorlar dışarıda, içeride başta dışarıda. Odunla dövüyorlar adamı. Adamı kan revan içinde bırakıyorlar. İleride de ekip arabası bekliyor. Ekip arabası bekliyor. Görüyor diğer sokakta, her sokağın kendine ait kanunu var. Görüyor, gelip müdahale etmiyor. Ne zaman müdahale ediyor biliyor musunuz? Olay bitti ya. O da nereye geliyor? Sakala geliyor. Anladınız mı? Alıyor sakalı, bekliyor işte hani icraat olsun. O zaman İstanbul'a hava parası verip İstanbul'da görev yapmaya geliyorlardı. Yani İstanbul'da görev yapmak için herkes can atıyordu. Şimdi de İstanbul'dan kaçmak için can atıyorlar memur arkadaşlar. Yani böyle bir Saadet Tahtan fırtınası geçti. İstiklal Caddesi'nden sağda bir sokak var. Direkt şeye çıkıyoruz. İstiklal Caddesi biterken, Taksim'e çıkarken İstiklal Caddesi biterken sağdan sokak. Hacı Baba restoranın yanından. Yani işte orada o sokakta Ermeni Kilisesi var. O şeyde, o sırada mesela randevu vardı. Büyük bir randevu. Sahibi de zamanın en büyük gazinocularından birinin kardeşiyle oğlu çalıştırıyordu. Şimdi hava atıyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Galatasaray mesela, Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'nin yanından A hamamına giderken, yani Galatasaray hamamıyla A hamamına giderken o sokaktan, yani Galatasaray Lisesi'nin yanından, orada da Efes Oteli vardı. O da aynı gazinocuya çalışıyordu randevu olarak. Lüks randevudur bunlar. O zaman zaten meşhurdu. Lüks Nermin vardı. Ondan sonra Zurnik vardı. Bunlar hep büyük meşhur pezevenkler. Lüks Nermin, Zurnik. Mesela Çanakkale'li Melahat var. Meşhur Tokatlayan Oteli vardı o zaman şeyde. Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Tokatlayan Oteli'nde oturur. O da bütün milletvekilleri, bakanlar falan gelir o otelde otururdu. İşte orada sosyeteye, mosyeteye, bakanlara, milletvekillere, zenginlere kadın tedarik ederdi. Bu arada mesela işte Lüks Nermin vardı. Çanakkale'li meşhur, Çanakkale'li Melahat, onu da öldürdüler zaten şeyde. Bir cinayete kurban gitti. Hani bu tür şeyler de var. Çok ünlü pezevenkler de vardı. Bunlar beynermiler pezevenklerdi. Bunların işte iş tuttuğu yerler, yani kişiler genelde belli üst tabakanın insanlarına hizmet ediyorlardı. Yani hatta şöyle de diyebilirim ben size. Oralarda o Lüks Nermin'de çalışan kadınların bazıları şu anda rol model şeylerde, televizyonlarda program yapıyorlar. Astorist oldular gazinolarda daha sonra. Bunlar çok lüks tabii. Yani öyle gidip normal genel ev şeyi değil. Bunlar böyle büyük paralara giden kadınlardı. İsmi lazım değil. Ama hepsi şu anda rol model. Hani birkaç tanesi hatta. Maxim'de bile çıktılar sahneye. Mesela İstanbul'da bakıyorum acayip zenginler türedi o zamandan. O hani Tantan'ın furyasından sonra pezevenkler galiba şey değiştirdi, meslek değiştirdi. Müthiş bir şekilde adam iki kelime Türkçe konuşmasını bilmiyor, beceremiyor, kravatını bağlamasını bilmiyor. Adam koskoca holding sahibi veya koskoca bir otomobil firmasının dispütörlüğünü almış. İşte servisi var, ithalat yapıyor, ihracat yapıyor. Yani şimdiki pezevenkler yoksa öyle bir şey ki nereden baksanız İstanbul'da 10 bin tane pezevenk vardı. Ve büyük paralar kazanıyorlardı. Mesela bazıları 8-10 tane taksi almış. Taksi plakası satışı yapıyorlar. Halk otobüsleri mesela. Halk otobüsü, 3-4 tane halk otobüsü olan var. Yani bu türde vatandaşlar da meslek değiştirdiler. Şu anda saygın iş adamları, para da var. Tabii millet mazisini bilmiyor. Yalnız mazisini bilenler var tabii. Eskiden emniyette çalışan baba adamların hepsi, herkesin yani İstanbul'da gayrimeşru yapıp da şu anda meşru takılanların %90'ını eskiden emniyette çalışmış müdürler, amirler hepsi biliyor. Mesela şöyle bir şey size söyleyeyim ben. Cem Oteller'de bir gece kulübü vardı. Türklerin girmesi yasak. Orasını Allah rahmet eylesin Gâbe Söztürk çalıştırdı Cem Otelleri. Mavi Marmara Et Lokantası, işte Cem Oteller falan. Bir tarafı meşru Mavi Marmara Et Lokantası, diğer taraf gayrimeşru Cem Oteller. Cem Otel'in içindeki gece kulübünde de dışarıdan çalışan kadınlar yanlarına partnerlerini alıp oraya gidiyorlardı. Veya oraya gelip işte Araplar, bir tek Araplar giriyordu oraya. Yabancılar giriyordu o gece kulübüne. İçeri giriş kadınlar da para verip giriyordu içeriye bilet alıp. Erkekler de girip bilet alıp giriyordu içeriye. Yani yabancılar. Türklerin girmesi yasak yalnız. Haftada bir gün işte anlaşılmasın diyerekten Türklere serbest yapmışlardı gece kulübünü. Mavi şeyde, Cem Otellerinde. Buranın sahibi de işte bence İzmir'de bir trafik kazası da geçirdi ve vefat etti Gâbe Söztürk. Yani bu tür enteresan bir ülkeydik o zamanlar, yani çok enteresan. Gayrimeşrunun her çeşidi vardı. Bir dahaki bölümde
sizlere efsane Hortum Süleyman'ı anlatacağım. Hortum Süleyman'ın gaylerle ve travestilerle mücadelesini aktaracağım. Bu arada İstanbul'un o dönemki kabadayılarını aktarmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.